Bir şey soracaktım. Sıra numarası aldınız mı? Yok, işim uzun değil. Şu zarfa bir bakar mısınız? Buradan mı postalanmış? Evet, damgada da yazıyor. Okumadınız mı? Kimin yolladığını öğrenebilir miyim? Nereden bileyim kardeş? Kayıt falan tutmuyor musunuz? Havale falan oldu mu tutuyoruz da mektup bu. Ama buradan yollandığına göre bu semtten biridir herhalde, değil mi? Zevkine Edirne'den gelmediyse öyledir. Hadi kardeşim, bekleyenler var. Kesin buradan biri. Kesin. Cemil abinin evini alıcı çıkmış mı? Çıkmış ayol. Çıkmış çıkmasına da. Handa'nın salonun orta yerinde kendini vurduğunu duyunca vazgeçmişler. Aa. Ağası mı var ayol? Ölü çıkan evde kim oturmak ister? Doğru ya. Kim ister? Aman. Bence batıl inanç bunlar ayol. Ne olacak yani? Handa'nın ruhu gelip evi mesken mi tutacak? Ay, tövbe de Emel. Tövbe bismillah. Ama gör bak, o ev Cemil'in elinde patlayacak. O kadar da fiyat indirmiş ama ne fayda. Kırmış. Tabii. Kaça düşmüş ki? Bilmiyorum da. Kız merak ediyorsan sorar öğreniriz. Bu arada Emel'cim ben de faturaları hesapladım. Senin payına düşenleri de bir güzel yazdım bu kağıda temizce. Son ödeme gününden evvel yatırırsın artık. Yatırırız da şu eve biz tezelden baksak çok iyi olacak. Bakarız hayat, bakarız. Hadi bismillah. Güzel be. Güzel güzel. Gel gel hadi. Merhaba Cemil. Nasılsın? Evi satılığa çıkarmışsın da. Biliyorsun Emel'in de evi yandı. Ya. Hani dedim belli mi olur nasip meselesi bir içeri girip baksak? Şey Cemil abi bir baksak görsek de ben de ona göre belki kredi falan çekerim. Hem zaten galiba satamamışsın evi. Kime niyet kime kısmet. Belki de benim kısmetimdir yani. Beni bekliyordur seninle. Geçin bakın bakalım. Emel. Bu evden ölü çıktı. Sen nasıl oturacaksın burada? Ay Sevim abla sokakta kalmışım ben ya. İsterse yatırın üstü olsun yani. Ay sus. Tüylerim diken diken oldu. Emel. Bak tam şurada görmüştüm. Kafası böyle düşmüştü. Şuralara kadar yerler kan gölü gibiydi. Sevim abla içim çıktı yani. Sus artık Allah aşkına ya. Cemil. Diyorum ki sen bu evin fiyatını biraz indir. Neymiş o? Ev hayal etti diye kimse satın almaz da ondan. Bak pazarlık yapacaksanız hiç boşuna uğraşmayın. Zaten değerinin altında satıyorum evi. Ya niye böyle yapıyorsun Cemil abi ya? Hem ben duydum zaten evine alıcı falan çıkmamış yani. Pardon. Ay gülümsün. Efendim gülümsün. Ne? Ay ağdacı değil o ayol. Epilasyoncu.
Dur çantamda numarası olacaktı, vereyim ben sana. Bir dakika canım bekle. Hay Allah'ım yarabbim ya. Ya gülümsün. Vallahi ben aslında hiç müsait değilim be güzelim. Ben seni sonra arayayım, tamam mı tatlım? Hadi. Bence sen rakamı indir. Çünkü bu evi Emel'den başka kimse almaz. Hadi kardeşim, hadi dışarı hadi. Ay üstüme iyilik sağlık Cemil, ne kadar ayıp. Yani evin kıymetli olabilir tamam ama insan iki domates bile alırken bir pazarlık payı vardır. Ya yani evini satmak istemiyorsan başka yani. Ay ne oluyor ya? Hadi dışarı hadi. Çok ayıp hadi Allah aşkına. Ne dedin adama da tepesi altta iki dakikada? Kocam, beni intihara sürükleyen mektubu yazan kişiyi bulduğuna emindi. Şüphenin azap verici pençesinden kurtulmuştu. Tabii şimdilik. Buldum seni. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Şu evin haline bak, koskocaman kadın. Bu ne ayol? Ar yok, haya yok. Bu ne ya? Vallahi ayıptır Emel, ayıptır ya. Günaydın. Ayol bana şofbenin elektrik saatini fırfır döndürdüğünü söylerlerdi de inanmazdım. Sen banyodayken özel olarak gittim baktım saate. Dediklerinden beter dönüyordu. Ay Sevim abla, elektrik faturasını ödeyeceğim dedim ya 40 defa. Daha ne istiyorsun yani? Su. Ay lanet olsun be. Ver onu da ben ödeyeyim. Ayol daha dün yazdım verdim ya eline. Kayıp mı ettin yoksa? Ay Sevim abla çocuk muyum ben Allah aşkına? Ne kaybedeceğim, çantamda duruyor işte. Göstereyim. Çantada... Ay Sevim abla... Cemil abinin evine bakmaya gittiğimizde çantamdan bir kağıtlar düştüydü ya yere. O da onun içindeydi. Onu galiba koymamışım. Kalmış orada. Ay ne bakıyorsun öyle? Yeniden yazıver sen de. Neden yeniden yazacakmışım Emel Hanım? Dakika başı ben senin hatalarını telafi etmekle mi yükümlüyüm ayol? Biraz sorumluluk sahibi ol. Şu hale bak, koskoca kadınsın. Şu evin haline bak. Salonda orta yerinde senin süngerin dolun. Ben bunları toplamak zorunda mıyım ayol? Ayaklarının üstüne dur diye sana kaç defa söylüyorum. Bir de yalnız yaşayacağım diye tutturdun. Ayıptır ya. Ay yeter be. Ay yeter. Ömrümü yedin yani Sevim abla. Yazma. Yazma. Yazarsan hadisin. Gidip kendi ellerinle alacağım o listeyi. Sakın yazma. Heh. Yazmayacağım zaten. Cemil abi kusura bakma, seni de böyle ikide bir rahatsız ediyorum ama ben dün burada bir şey düşürmüş müyüm, bir kağıt? Bir liste, böyle elektrik, su filan ıvır zıvır bir şeyler yazıyordu üstünde. Ha? Cemil abi, sen beni duyuyor musun abi? Ben bir şey görmedim. Tamam canım. Kusura bakma yani, rahatsız ettik. İyi günler sana.
Başka bir yerde buluşsaydık Hamza. İnsanlar hatırlar. Merak etme abi. Buradakiler hatırlasa da konuşmazlar. Rahat ol. Karım kendini öldürdü. Allah rahmet eylesin. Bu mektubu yazanın cezasını keseceksin. Hangi şerefsiz olduğunu biliyor musun? Bilme sen, burada işin ne? Ne istiyorsun, açık konuş. Karımın canına karşılık bu mektubu yazanın canı. Sana pahalıya patlar. Öderim. Fotoğraf ya da adres getirdin mi? Ben sana kendim göstereceğim o kadını. Kadın mı? Evet. Ne o? İtirazın mı var? Benim için fark etmez. İş iştir. İşte şu. Emin misin abi? Kendi halinde bir kadına benziyor bu. Eminim Hamza. Yılanın teki o. Karımı öldürdüm. Sen de onun eceli olacaksın. Hiçbir suç cezasız kalmasın ve adalet yerini bulsun ister insan. Cemil de sadece bunu istiyordu.